Turan'ın bu haftaki bölümü olan Naso Paraşası, 54 hafta süren bu serüvenin 176 pasuk ile en uzun paraşası. Naso Paraşası'nı çalışırken okuduğum kaynaklar içinde birçok farklı benzetmeyle karşılaştım. Fakat beni en çok etkileyeni Clint Eastwood'un ünlü filmi 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin oldu. Paraşa boyunca hırsızlık, zina, cüzzam, naziller, kohenler, leviler ve kabileler gibi çok farklı figürlerle karşılaşıyoruz. Tabii bu kadar uzun ve zengin içeriği olan Naso Paraşası'nın tümünü 1-2 dakika içinde irdeleyemeyiz. Bu yüzden gelin Paraşa'nın bir tek giriş cümlesini ele alalım. Naso Paraşası basit gibi görünen ama etkili bir sözle başlar. Naso etroş bene gereşon. Yani Gereşon'un oğullarını sayın. Geçen haftanın Bamidbar Paraşası'nda da benzer bir cümleyle karşılaşmıştık. Seu etroş kol adat bene İsrail. İsrailoğullarının bütün cemaatini sayın. Bu cümlelerde en dikkat çekici kelime roş yani kafa baş kelimesidir. Tanrı neden özellikle roş kelimesini kullanmıştır sorusu hep tartışmalara konu olmuştur. 1500'lü yıllarda yaşamış olan büyük haham Rav Horowitz roş kelimesinin tekrarla kullanılmasını şöyle açıklar. Tanrı'nın gözünde her bir birey yani baş ayrı olarak dikkatle ele alınır. Her bir roş son derece önemlidir, değerlidir. Toplumlar bir kişinin kalitesinin eğitim düzeyine, varlığına hatta soy ağacına göre ölçebilir. Fakat Tora Tanrı'nın gözünde her bir bireyi kişisel bir büyüklüğe sahiptir der. Bu büyüklük ise doğuştan gelir ve Allah vergisidir. Buradaki en önemli soru, bu kişisel büyüklük nasıl etkinleştirilir? Bu sorunun cevabı Pirkei Avot'ta bulunabilir. Büyük bilge Rabbi Yehuda Ben Tema der ki, leopar kadar cesur, kartal kadar hafif, geyik kadar çevik ve aslan kadar güçlü ol. Cesur olun, başkaları sizi farklı görse bile mitvaları yerine getirmekten korkmayın. Doğru olanı yapmak çoğu zaman zordur ve çevrenizdekilerin öfkesini arttırabilir. Siz cesur olun. Kartal kadar hafif olun ve bakışlarınızı hep göğe, yükseğe çevirin. Siz geride tutan faktörleri belirleyin ve bunlara karşı stratejiler yapın. Geyik gibi çevik olun, geyik gibi ilk işin koşarken, en önde giderken arkada geriye bakmaya devam edin, sürünün güvende olduğundan emin olun. Aslan gibi güçlü olun ve kendinizi Tanrı'nın hizmetine adayın. Mükemmel anı asla beklemeyin, içinde bulunduğunuz anı mükemmel yapmaya çalışın. Naso etroş bene gereşon, Gereşon'un oğullarını sayın. Her birimiz roşuz, her birimiz Tanrı'nın gözünde birer bireyiz ve önemliyiz. İsrailoğullarının bireyleri olarak sürekli gelişim göstermeliyiz, ailemize ve toplumumuza değer katmalıyız. Fakat aynı zamanda her zaman geriye bakmayı hatırlamalıyız. Şabbat Şalom.